Başkan Barack Obama, Rusya'nın enerji, bankacılık ve savunma sektörlerini hedef alan yeni yaptırımların, Moskova'nın Ukrayna'daki yasa dışı eylemlerinin sorumluları üzerindeki baskıyı güçlendireceğini söyledi. It does not have to be this way. This is a choice that Russia... Bu şekilde olmak zorunda değildi. Ancak bu yolu Rusya ve özellikle de Vladimir Putin tercih etti. Ancak hala başka bir seçenek daha var. O da gerginliği azaltmak ve soruna diplomatik çözüm arayanların yanında yer almaktır. Avrupa Birliği Rusya'nın en büyük ticari ortaklarından ve birçok Avrupalı lider Moskova ile ilişkileri bozmak istemediği için yeni yaptırım kararı büyük önem taşıyor. The fact that we've seen... Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkileri kesmeme konusunda haklı kaygıları olan Avrupalıların bile yeni yaptırım kararı aldığına tanık olduk. Bu da bize Avrupa'nın verdiği sözlerle yaptığı işler birbirini tutmayan Putin'e karşı sabırlarının tükendiğini gösteriyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptırımların sonuçsuz kalacağını öne sürdü. Bazı ekonomik konularda karşılaşacağımız zorlukların üstesinden mutlaka gelecek ve hatta bu sayede daha bağımsız ve kendi gücümüze daha çok güvenen bir ülke olacağız. Bu arada Doğu Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Amerika uydulardan aldığı görüntülerin Rus toplarının Ukrayna'ya ateş açtığını gösterdiğini söylüyor. Rusya iddiayı reddediyor. Washington'da bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, dün Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e Rus ateşine karşılık vermediklerini söyledi. Birçok kez teröristler sınırda konuşlanıp askerimize ateş açtı. Ancak biz durumu daha da gerginleştirmemek, uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarımızı ihlal etmemek için karşı ateş açmama konusunda çok hassas davranıyoruz. Dolayısıyla Rus topraklarına ateş açtığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor. Kerry de Rusya'yı krizi uzatmakla suçladı. Ruslar krizi gidereceklerini söylüyorlar. Ancak attıkları adımlar şiddeti sona erdirmeyi istediklerine dair tek bir kanıt sunmuyor. Bu yüzden de Rusya destekli ayrılıkçılar silah bırakmayı ve siyasi sürece katılmayı reddediyor. Kerry, Moskova'nın Ukrayna'daki etnik Rus azınlığın durumu ve ekonomik geleceği konularındaki haklı kaygılarını gidermek için soruna diplomatik çözüm bulma çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.